Oh, merhaba Nicholas. Merhaba. Ne yapıyorsun? Özel bir şey değil. Sanırım bugün de her zamanki gibi sıradan bir gün. Hayır Shani, unuttun mu? Çok özel bir planımız var. Ama Nicholas, sen muhtemelen gelmek istemezsin. Ne kadar özel? Çok özel. Gidip eşyalarımı alayım. İlk durak, Şeker Ormanı. Burada şeker yemekten bıkarsın. Vay, o bir uzay mekiği mi? Olamaz. Tam zamanında geldiniz. Neler oluyor acaba? O dev kurabiye demin konuştu mu? Tarçın ve ben bu pastayı tek başımıza yiyecektik. Şimdi gerçek bir çay partisi olacak. İyi ki doğdun. Ne? Unuttuğunuzu sanmıştım. Hayır. Asla. Unutmayız. Pasta gerçekten de lezizdi. Ve gerçek bir zencefilli kurabiye adamdan aldım. Artık her şeyi görmüşümdür. Vlogumda paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çabuk atlayın. Güle güle. Vay, sanırım en yüksek hıza ulaştık. Burası zencefilli kurabiye adamın gezegeni mi? Hayır, ama bu dünyadan değil gibi. Hadi. Hayır. Burada değil. Burada. Karaoke. Bu en sevdiğim. Nereden bildiniz? Ne sandın? Vlog'unu izliyoruz herhalde. Oh, grup selfiesi. Bu en iyi doğum günüm. Hazır mısın? Başardık. Bana mı öyle geldi yoksa gününü dev bir dondurma külahında geçirmek şey gibi mi hissettiriyor? Çok aç mı? Dondurma tezgahında buluşalım. Piknikteki yemeğe yer ayırmayı sakın unutmayın. Çok heyecanlıyım. Annem Pocket ailesi pikniğini haftalardır planlıyor. Merhaba evlat. Pocket acil durumu. Annenin piknik için tuttuğu grup gelemeyecek. Vay. Annem gerçekten çok üzülmüş olmalı. Bunu telafi etmemiz lazım. Bir fikrin var mı? Grup sahneye çıkamazsa biz çıkarız. Ne diyorsunuz kızlar? Hadi yapalım. Kesinlikle. Ama oraya yeterince hızlı ulaşmanın tek bir yolu var. Polly, gelmişsin. Bu çok hızlıydı. Kesilmeden geldik. Zamanında geldik mi? Tam zamanında geldiniz. Mükemmel. Hazır mısınız kızlar? La 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 la. La, evet hazırım. Neye hazırsın? Sürpriz. Grubun yerine biz çıkıyoruz. Merhaba Littleton. Ve şimdi karşınızda Pocket dostları.
yaptığın her şeye inan kendinde. En küçüklerde fark yaratır. Haydi sesini çıkar. Gurur duy, sen gücün var. Büyük hayal yok ya da büyük macera. Haydi Polly Pocket, biz hallederiz. Küçük ve güçlü, biz küçük kızlarız. Her zoru aşarız. Küçük ve güçlü, küçük hissetsek bile birlikte çok güçlüyüz. Küçük ama güçlü olmak demek. Küçük güçlüdür. Biliyor musunuz? Kediler gerçekten işi çözmüş. Katılıyorum. Bence her cumartesi işe yapalım. Bir kedi günü. Bu bana uyar. Oo, kedilerle ilgili bir program. Bu mükemmel. Şimdi biraz rahatlayıp örgü öreceğim. Kendi geometrik motifim üzerinde çalışıyorum. Kediler her zaman dört ayak üstüne düşer. İnsanların aksine. Kızlar, bir şey buldum. Gelip bakın. Vay canına. Vay. Onu takip edelim mi? Kediler ne yapardı? Parlak ışıltılı bir yola mı? Kesinlikle takip ederlerdi. Evet. Vay canına. Nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Biliyorum. Çok heyecan verici. Şu ana kadarki en güzel maceramız olabilir. Ya da en yapışkan durum olabilir. Vay. Müzik sihrinin işe yarayacağını biliyordum. Çay için tam zamanında geldiniz. Aa, şey, senin davetinde tüm doğru notalar vardı kurabiye adam. Bu senin evin mi? Bu benim evim, güzel evim. Girin, girin. Evinizde gibi davranın. Benim sakız toplarım sizin sakız toplarınız. Hemen dönerim. Aa, bir tahterevalli. Ve fincan koltuklar. Ve dönüyorlar. Bu çok heyecanlı. Ve çok baş döndürücü. Çay servise hazır. Vay canına. Vay canına. Kim bir dilim ister? Biri kremanın tadına bakmış bile. Ama ne zaman? Dediğim gibi, kediler gerçekten işi çözmüş. Tavşanları beslememize yardıma geldiğin için sağ ol Bella. Ne demek Polly? Yardım edebildiğime sevindim. Vay! Bugün başka nereye gidelim? Rüzgar bizi nereye götürürse sanırım. Gizli bir mesaj mı? Prenses Rain bizi içtenlikle şeye davet etmiş. Kraliyet gökkuşağı balosuna. Neyi bekliyoruz? Vay canına. Güzel. Gerçekten güzel.
Kraliyet kostümlerinin tadını çıkarın. Hangi kostümler? Bu bir moda gizemi. Dağılıp arayalım. Evet. Burada değil. Burada da bir şey yok. Gizli bir oda. Ama kostüm yok. Oh, belki bunu taç gibi takabilirim. Ne düşünüyorsunuz? Çok mu yenilikçi? Bir şey varmış hani? Hayır. Her yere baktık. Her yere değil. Hey! Oh, evet. İşte gökkuşağı kraliyet ailesinden gibi görünüyorsunuz. Prenses Rey. En güzel günümdü. Ve daha yeni başlıyoruz. Tamam. Bakalım doğru anladım mı? Boynuzlu at yarışına katılmak için davet edildin ve peri kanatları takmaya karar verdin. Seni yavaşlatacaklarını düşünmüyor musun? Belki. Ama sihirli hissetmemi sağlıyorlar. Ayrıca eğlenceliler. Benim eğlence anlayışım kazanmak olurdu. Kazanmak güzel olurdu. Ama sonunda 3 ters saklılı parmak dokunuşunu yapmayı umuyorum. Antrenman yapıyordum ve antrenman harikalar yaratır. Gökkuşağı Diyarı Boynuzlu At Yarışı'na hoş geldiniz. Hazır mısınız yarışçılar? Hazırım. İkinize de iyi şanslar. Şansa ihtiyacım yok. İşin sırrı özgüven. Evet. Hazır. Başla. Uçabilirsin ama hızlı bitişe ulaşıp bu yarışın kraliçesi ben olacağım. Demin uçmak mı dedin? İyi gidiyor, devam edin. Hadi. Evet. Bulut alanı mı? Eyvah! Hadi Şani, yapabilirsin. Gerçekten özgüvenmiş. Ne yarıştı ama? Nasıl bir sondu o öyle? İkinizi de tebrik ederim. Bu inanılmaz bir yarıştı. Gerçekten de hızlısın. Teşekkürler. Sen gerçekten de uçabiliyorsun. Bana bazı figürlerini öğretebilir misin? Antrenman yapmak isterim ve bilirsin. Antrenman harikalar yaratır. Çok isterim. Bana da lütfen. Ama önce iki kazanan iki kat kutlamayı hak eder. Dikkat et. Poli. Şaka yaptım. Bu müthişti. Nicholas,
Gerçekten köpek balığı sandım. Nicholas, bu hiç hoş değil. Çocuklar, ifadelerinizi görmeniz gerekiyordu. Sizin de hoşunuza giderdi. Bu çok komikti. Sonra yüzeriz. Polly, iyi misin? Evet, iyi ki gerçek köpek balığı değildi. Bence de. Sizi bilemeyeceğim ama ben komik şeyleri severim ve bu hiç komik değildi. Haklısın Shani. Nicholas bunu komik buluyorsa ona bunun aksini kanıtlamalıyız. Evet. Ona kötü şakaların komik olmadığını gösterelim. Oo, bir fikrim var. Şu fok balığını izleyelim. Merhaba Layla. Ne yapıyorsun? Aa, sadece biraz ince arıyorum. Bir tane buldum. Aa, güzel. Bakın. Yaşasın. İki tane oldu. Bir tane daha. Ben de bir tane bulurum. Kızlar, burada iki inci var. İnci bulmak çok eğlenceliymiş. Teşekkür ederim efendim. Hey! Sonra görüşürüz. Evet! Tamam, anladım. Pekala, oyun için gereken üçüncü inciyi buldun ve teşekkür ederiz. Evet Nicholas, şimdi hepimiz oynayacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet, sizi lagünde korkutmamdan hoşlanmadığınızı anladım. Hallettik. Sadece şaka yapıyordum. Biliyorum ama bizim için eğlenceli değildi. Sadece herkesin eğlendiği şakaları tercih ederiz. Şakam için özür dilerim. Aa, özür kabul edildi. Peki, kimler dondurma ister? Bekle, bu bir şaka mı? Evet, ama iyi türden. Buraya bayılıyorum. Bu harika yavrularla ilgilenebiliyorum. Acıktın mı ufaklık? Oo, ne kadar tatlı. Hey, harika bir fikrim var. Onları hep hatırlamak için fotoğraflar çekelim. Harika fikir Polly. Ben makineyi kurayım. Bu müthiş olacak. Hey Bella, Bay Gecko nerede? Bilmiyorum. Belki de veteriner merkezine bakmalıyız. Galiba kameradan biraz çekiniyor. Tamam Bay Gecko, yerini alma zamanı. Hayvan krekerleri deyin. Vay canına. O kadar acıktım ki dondurma arabası sesi duyuyorum sanırım. Hayır, ben de duyuyorum. Gel hadi. Leziz bir atıştırmalı hak ettik. Merhaba Layla. Dondurma mı satıyorsun? Sadece dondurma değil. Daha çok dondurma deneyimi. İzleyin. Vay. İşte. Evet. İşte. Vay. Evet. Evet.
eğlenceliydi. Ve şimdi iştahım daha da açıldı. Bence artık tatlı bir atıştırmalığı hak ettik. Bu taraftan dolmuş yiyecek sever dostlarım. Leziz. Haklıymışsın Layla. Bu çok iyi bir deneyimdi. İşte gereken buydu. Pro'ya da daha çok eğlenceye var mısınız? Evet! Prenses Rey'nin davetiyeleri oldukça tatlı görünüyor. Ve bu daha da tatlı olmak üzere. Dev bir pasta. Rüya mı görüyorum? Sürpriz. Bugün doğum günüm. Doğum günün olduğunu bilmiyorduk. Sürpriz olan da oydu. Bizim sana sürpriz yapmamız gerekmez mi? Bana sürpriz yapmak kolay değildir. Ben de arkadaşlarımla bir oyun oynamak için sürpriz bir gizli gün planladım. Sürpriz bir gizli gün ve gizemli oyun doğum günü kutlaması mı? Rüya mı görüyorum? Nasıl oynanıyor? Bu kapıların her birinin ardında başka bir doğum günü aktivitesi var. Ve doğum günüm geçmeden önce hepsini tamamlamalıyız. Rüya görüyorsam sakın uyandırmayın. Hadi başlayalım. Hep beraber. Hashtag rüya dolabı. Çok özel hissediyorum. Yani prenses gibi mi? Son kapı. Hep beraber. Büyük olanı aç. Tamam. Kapı gizemi çözülmüş oldu. İşte bu da cabası oldu. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Bu gerçekten muhteşem bir doğum günü oldu. Sürprizin en iyi yanının dostlarınla paylaşmak olduğunu kim bilebilirdi? Açalım mı? Vay! Vay! Olabilir. Ama dostluklar sonsuza dek sürer. Aslında en iyi dostlar sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Ve şu an trampolinin üstündeki bayanlar ve bayanlar Polly Pocket. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Buna kuğu dalışı diyorum. Harika dalıştı Polly. Oh, vay canına. Ama unutma, büyük anne Pocket'in doğum günü için hazırlanmalıyız canım. Olamaz. Kızlar yardımınız gerekiyor. Doğum günü için büyük anne Pocket'a ne alacağıma karar veremedim. Ve onun doğum günü bugün. Endişelenme Polly. Özel bir şey bulacağız. Çok iyi fikir Şani. Gökkuşağıyla gitme zamanı. Daha çok balon mu lazım? Peki hazırlanıyor olmalı. Aslında bize galiba biraz daha lazım. Vay! Burası da büyük anne Pocket'ın kendisi kadar sihirli. Burada onun için mükemmel bir şey mutlaka vardır. Sizce bir kraliyet tahtı ister mi? Bu... çıkmıyor. Merhaba minik dostum. Kızlar? Tüh! Dayan Şani. Kızlar,
sizce bu parti için abartılı mı? Harika görünüyorsun. Ama hala büyük annem için mükemmel hediyeyi bulamadık. Ve zamanımız da tükeniyor. Zaman. Zaman. Kızlar, doğum günü geri sayımına bakalım. Orası doğum günü hediyesi merkezi gibi. Çok iyi fikir Layla. Orada kesin bir şey buluruz. Doğum günü görevi başlasın. Dağılın. Evet. Ne dersiniz? Sizce sürpriz şeker ister mi? Bu nasıl? Bir karaoke makinesi. Evet. Ya da bir kedi arkadaş. Vay! Bence hepsini sever. Ama karar veremiyorum. Yani hepsini aldım. Senin için mükemmel hediyeyi bulamadım büyük anne Pocket. Canım benim. Bana özel hissettiren hediye değil. Özel günümü kutlamak için arkadaşlarınla burada olmanız. Bu alabileceğim en iyi hediye. Teşekkürler büyük anne. Ama bir sürprizim daha var. Şuna bakın. Şimdi doğum günüm tamamlandı. Evet. Nice yıllar büyük anne Pocket. Görmek gerçekten çok güzel. Bir sorum var. Günümüzde miyim yoksa hala geçmişte miyim yoksa şimdi günümüzü geçti mi? Olamaz. Zaman yolculuğu akıl karıştırıcı. Tukan yine öyle der. Ve kestik. İşte kızlar. Dönüp durduğum için işareti kaçıracağımı düşünmüştüm doğrusu. Bir harikaydın. Evet Margot. İnanılmazsın. Gittiğin oyunculuk kampları karşılığını verdi. Performans sanatını seviyorum. Bu Prenses Rey'inden bir işaret. Yardımımıza ihtiyacı olmalı. Neler oluyor? Açıklayacak zaman yok. Gidelim. Burası da neresi? Burası gökkuşağı diyarı. Şu konuma, konuma, konuma bak. Burası fantastik bir film için mükemmel bir yer. Kızlar geldiğiniz için teşekkürler. Mümkün olduğunca çabuk geldik. Altın boynuzlu at acil durumu. Altın boynuzlu at acil durumu da ne? Altın boynuzlu atım kayboldu. Gerçekten altın boynuzlu at acil durumu. Bu tam Sherlock Holmes'a göre bir iş gibi. Ve güvenilir yardımcılarına. Birinci adım delil tespiti. Onu en son ne zaman görmüştün? Bugün erkenden. Yemek alanında bir şeyler yiyorduk. O sırada özel bir sürpriz geldi. Vay canına, Goldie buna bayılacak. Ama ona göstermek için gittiğimde ortada yoktu. Peki bir ipucu falan bırakmamış mı? Hiçbir şey. Sanki bir anda yok oldu. Belki bir şeyler atıştırmaya gitmiştir. Şu ana kadar tek bulduğum eski bir jelibon. Benden fazlasını bulmuşsun. Merhaba güzel boynuzlu at. Bubblegum, Goldie'nin tacını nerede buldun? O taç ağır olmalı. Senin için onu taşıyabilirim. Mükemmel. Ama sana daha çok yakıştı. Altın anahtar. Goldie, orada ne işin var senin? Sana bunu vermek istediğim için her yerde seni aradım. Aha, gizem çözüldü. Yani Goldie ona bir sürprizin olduğunu duymuş. İyiliğinin karşılığında balon vermek istemiş. Ama o biraz fazla abartmış. Dava kapandı.